Sonunda bu da oldu, dünya üçüncüsü, Avrupa ikincisi U20 erkek milli basketbol takımımız küme düştü. Polonya'da oynanan U20 Eurobasket turnuvasına madalya hedefiyle giden millilerimiz İzlanda'ya kaybederek tarihinde ilk defa küme düştü. Bu ilklere bizleri alıştıran ve futbol ile başarısızlık ve dibe vurma konusunda yarışan TBF'yi tebrik ediyorum. Tutturmuşlar bir tesis masalını, ülke tesise doyalı. Yıllar geçti, icraat yapmak lazım. Devamlı yabancı sayısı arttırmakla olacağı bu. Liyakatsiz kadrolar ile ne olmasını bekliyorsunuz? A milli takımdan önceki en önemli basamak U20 bu teknik kadro neye göre seçilmiş, ne başarısı var? Aksine şimdiye kadar çok başarısızlar ama ahbap çavuş ilişkileri bu acı ve kaçınılmaz sonu getirdi. BSL'de ve Eurocup'ta ilk 5 oynayan oyuncumuzu ne hale getirdikleri ortada. Geçen hafta futbolda yapılan seçim çok güzel bir örnek oldu. Sarayın bu işlere karıştığı, adayının kazanacağı gibi yıllardır arkasına sığınılan ve çok zor şartlardaki kulüpleri bu baskı ile yönlendiren zihniyet iflas etti. İşler sandığa gelince dönüverdi ve hiçbir şeyden memnun olmayan kulüpler isyanını sandıkta gösterdi. Devletimizin işi başından aşkın bu konuları düşünecek zamanı olmayan ama hep adı kullanılan başkanı demek ki bu işler o kadar da fazla karışmıyormuş dedirtti. Bu bizlere ne getirecek? Olimpiyat sonrası TBF seçimi olacak. Tüm kulüpler şikayetçi ama devlete karşı el mahkum durumlarından dolayı kullanılıyorlar. İşte size en yakın örnek, hür iradenizi kullanın, bu dibe vuran yönetimden kurtulmak için bir şans. Buraya uygun, vizyonu olan bir aday çıkarın ve etrafında birleşin. Basketbolumuzu bu köhne zihniyetten ve başarısızlıktan kurtarın, inanın ne yaparsanız yapın bu yönetimden daha kötüsünü yapamazsınız. Her durumda başarılı görüleceksiniz. Bu kulüpler, bu ülkenin kulüpleri. Kimseye muhtaç değiller. Kimse sizlerden vazgeçemez, yok sayamaz, siz olmasanız zaten basketbol olmaz. O yüzden baskıcı zihniyete boyun eğmeyin. Muhakkak yeni bir anlayış gerekiyor. Bu da sizlerin iradesinde saklı. Artık değişim zamanı geldi. Son treni de kaçırmayalım.